Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3-4-5 yayınlarının hazırladığı 12'li TYT matematik denemelerinden deneme 4'ün çözümünü yapacağız. Geometri çözümlerini yapacağız daha doğrusu haberiniz olsun. Evet geometrinin ilk sorusuyla yani 31. soruyla başlayalım arkadaşlar. Ne diyor soru? Kalınlığı önemsiz özdeş iki koldan oluşan bir pergel. Şekil 1'deki gibi 70 derece açılmış. Hmm. Özdeş iki kol. Yani bu özdeş iki kol demek ne demek? Sen bunu kullanacaksın kardeşim. 70 ise buraları kaç derece? 55 55 derece kardeşim. Devam. Sonra pergelin bir ucu sabit kalmak şartıyla, aha da bu ucu sabit kalmış. Diğer ucu ok yönünde şekil 2'deki gibi kaydırılıyor. Şöyle kaydırılmış. Son durumda ABC. Bak bu A, B ve C. Yani eski bu sol taraftaki kolla şu B köşesi ne olmuş? Çakışacak hale geldiğinde ABC. Bunlar doğrusal olduğunda x açısı kaç derece olduğuna göre diyor. X açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm, ne yapacağız? Ben bunu kullanacağım. Arkadaşım bak bu birbirine eşitti. Aynı zamanda bu eski halinden eser yok şimdi diyeceğim ama şurası da eşit değil miydi gençler? Evet burası da eşitti. Aa bak burası kaç derece? 70. İkiz kenarlıktan dolayı burası da 70. 70 70 140'tan buraya kaç kaldı? 40 derece kaldı. Hocam! Şu açının tamamı kaç dereceydi? İlk başta 55 derece diye bulmuştuk. Yani buraya da kaç kaldı? 15 kaldı. E, X kenarlık zaten hala devam ediyor burada. Ve o zaman burası da 15'tir. Yani 31'in sorunun cevabı böylelikle Akçay yaptı arkadaşlar. Güzel bir soru. Burada önemli olan ne? Şu kolların eşit olmasını kullanacağız. Eski halinin de eşit olmasını kullanacaksınız. Arkadaşlar dikkat edin soruya. Evet cevap Akçay oldu. geldik 32. soruya. Çevresi 24 birim olan. Yani çevresi 24 ise ne demek arkadaşlar? A, B diyecek olursak 2A artı 2B eşittir 24 ise A artı B'ye kaç yapar buradan? 12 yapar. Hocam kısa kenar burası. Burası da uzun kenar. Bak A artı B 12. Oba burası ne çıktı o zaman? 12. 5, 12 ne üçgeni? Direkt 13'ü yapıştırabiliriz buraya. Bizde ne demiş bir de soruda? Paralel kenarın alanı 168 demiş. Hocam zaten bak ben burayı 12 buldum yüksekliği paraya kenarın. Tabanına da x diyecek olursam x çarpı 12 eşittir 168 ise e, o zaman x buradan kaç yapıyor arkadaşlar? 12 kere 12 144 yapıyor galiba 14 yapıyor değil mi? 168 bölü 12 de buradan 14 yaptı. X'i 14 bulduk gençler. Bu paraya kenarın çevresi nedir diye soruluyor. 14 burası 13 burası. 14 artı 13'ten kaç tane var arkadaşlar? 14 13 14 13 2 tane var çarpı 2 dersek o da kaç yapıyor arkadaşlar? Cevabımız 54 yapıyor. Yani 32. soru Edremit oldu. Geldik 34'e. 33'e pardon. A orta noktası altını da çizmişler. Madem orta nokta kardeşim burası 8 birim burası da 8 birim midir? Evet. Devam edelim. Etrafında dönebilen bir su kuyusunun 16 birim uzunluğundaki direği. 8-8 yazdık. Şekil 1'deki konumdayken bir ucu C noktasına gelmektedir. Evet tam buraya gelmiş. E tamam burayı 8 birim diyor sana. Kardeşim şekil 2'deki konuma geldiğinde direkt ok yönünde A noktası etrafında döndürüldüğünde şekil 2'deki gibi direğin ucu ile ABC dik üçgenin B köşesi arasında uzatlık 2 birim mesafe oluyormuş. E, zaten burası 8 birim değil mi arkadaşlar? Evet. E, zaten şurası da dik kenardan dolayı 8'di. 8, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgenden BC'yi 6 bulduk. Sonra AC ile BC birbirine dik olduğuna göre şekil 2'deki gibi direğin ucunun su üzerindeki dik yüz düşümü AC arasındaki mesafe x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar x'i bulacağız. Ne yapacağız? Burası da 8 değil mi? Evet. Ne var burada? Temel orantı var kardeşim. Hop şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Direkt bunun buna oranı. Şunun şuna oranına eşit değil midir gençler? Ya da tekrarlı da yapabilirsiniz ama direkt talestik gibi. Şunun şuna şunun şuna oranı diyebiliriz. Yani 10 bölü 8 6 bölü x'e eşittir. Evet 10 bölü 8 6 bölü x'e eşittir. Buradan ne geldi arkadaşlar? 10x eşittir 48 geldi. X de buradan 4,8 mi geldi? Hiç sadeleştirme yapmayalım. Evet cevabımız böylelikle C-Han oldu 33. soruda arkadaşlar. Geldik 34'e. Ne demiş? Kısa kenarı 4 birim olan. Evet kısa kenarı 4 birim olan dikdörtgen. Şu şekilde. Eş 2 dikdörtgen. Birer kenarı çakışacak biçimde şekil birdeki gibi konumlu iken. Yani bir dikdörtgen böyle bir dikdörtgen de altına yapıştırılmış şöyle arkadaşlar. Sonra bunu da böyle kıvırıyoruz. Kıvırdığımızda da buraları böyle şey oluyor. Tamam olsun bakalım. Çekil ikideki görüntü elde ediliyor. Tamam biz böyle katlamışız. Katlamayı böyle bir açmayı biz sevmiyor muyuz arkadaşlar? O açtık. Hocam buradaki katlamayı da açalım. Bak burası kaç? 4. Hocam burası A iken burası daha mı katlamada açılmış halinde? Evet. Burası B iken burası B mi? Aynen öyle. Hocam A artı B 4 ise A burası 2 artı 2 B. Yani 8 yaptı. Dikdörtgenin uzun kenarı kaç yaptı arkadaşlar? 8. Bizden dikdörtgenin birinin alanı isteniyor. E burası 8 ya. 4 çarpı 8'den alan kaç yapacaktır arkadaşlar? 32 yapacaktır. 34. sorun cevabı Böylelikle balıkesir oldu. Geldik 35'e. Şekil 1'de üzerinde mavi üçgensel desen bulunan kare kağıt gösterilmektedir. Santimetre cinsinden ölçüm yapan bir cetvel karenin. Şu bir kareymiş arkadaşlar. Bakış açısından dolayı böyle bir bir paraya kenarmış gibi duruyor sadece. Evet karenin köşelerinden geçecek biçimde şekil 2'deki gibi konumlandırılarak makit bıçağıyla hop kesilmiş. İki parça ayrılmış. Cetveldeki 0 ve 6 rakamları karenin köşelerine denk geliyor. Yani senin buradaki köşegenin 6 birim karede. E, sonra 2 birim de buraya geliyormuş. 2 rakamı da mavi desenli olduğu yere geliyormuş. 2 e, e, tamamı da 6 ise buraya da kaç geldi? 4 birim geldi arkadaşlar. Sonra kesimden sonra elde edilen mavi desenli üçgenlerden büyük olanı. Şimdi iki parça ayrıldı ya. Bir parçası mavi deseni burada. Bir parçası da burada. Büyük olanın alanı soruluyor. Büyük olan alttaki galiba arkadaşlar. Ya da kelebek var mı burada? Var. Kelebekteki olan kaça kaç? 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Hocam burası K ise burası nedir? 2K'dır o zaman. O süper. Alan dağıtma yapabiliriz. K'de kalan A iken 2 kde kalan 2A senden 2A isteniyor. Hocam burası 3A iken tüm alan kaç olacak? 6A. Çünkü paralel kenarda olsa karede olsa bu alan tüm alanın yarısı değil miydi arkadaşlar? Evet. Evet. Tüm alan 6a olacak. Peki tüm alanı bulayım ben. Hocam burası 6 ise kare olduğundan dolayı 6 bölü köküden ne olacaktır burası? 3 kökü mü olacaktır? Evet. E, 3 kökünün karesi de 18 yaptı. Hmm. 6a 18 eşitse a buradan 3 yaptı. Senden 2a isteniyor. 2a da kaç yapacaktır? 6 yapacaktır. Evet. 35'in sorunun cevabı böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 36'ya. Gönül. E noktasının BC üzerinde D noktasının AC üzerinde olduğu bir parkın ABC üçgeni biçimindeki yürüme yolunda iki tur atıyor. ABC üçgenini gösterelim gençler. Şöyle gösterdik. Peki. A, B ve C'yi gösterdik. Peki diyor ki bize E noktası BC üzerinde. E noktası BC üzerinde. BC üzerinde kardeşim bir dakika. Şurası. E noktası BC üzerinde diyor. Sonra da D noktası da AC üzerinde diyor. D noktasını da şöyle seçtim rastgele arkadaşlar. Tamam. ABC üçgeni biçimindeki yürüme yolunda iki tur yürüyüş yapmıştır. Birinci turunda A noktasından başlayıp sırasıyla AB, BC, B, B C, C, AB, BC, CA. Yani üçgenin çevresinden gitmiş. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. İkincisinde nereden gitmiş arkadaşlar? İkinci turunda da A, B, B, e de. Bak. AB, BE, ED ve şu yoldan gitmiş arkadaşlar. Hmm, güzel. CED açısıyla CED açısıyla şuradaki açıyla nereye eşit vermiş? CAB. Wow, süper. Benim en sevdiğim açı eşitliği var. CE uzunluğu şöyle bir yazalım arkadaşlar. 50 cm. EB'nin uzunluğu 70 cm. CD uzunluğu 40 cm'leri bir yazalım. Arkadaşlar eşitlik açı olduğunda ne yapıyorduk? Ortak açı var mı yok mu diye bakıyorduk. Oo, şu üçgenle büyük üçgende noktaya nokta açıları var mı? Var. Ortak açıları var mı? Var. Hocam nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyse nokta karaladığım büyük üçgende de burası çift çizgidir. Benzerlik çıktı. Hatta noktanın karşısı 40 iken noktanın karşısı hop 120. Kolay bir kat var. Kaç katı? 3 katı. O zaman kolay katı kullanalım. Noktanın karşısı 40 iken noktanın karşısı 120. 3 katsa çift çizginin karşısı 50 iken çift çizginin karşısı 3 katı olacak kardeşim. Yani 3 kat 150 mi olacaktır? Evet. Devam edelim. Olmak üzere gönül ikinci turda birinci turdan 30 metre daha az yol yürüdüğüne göre. Hmm. İkinci turda birinci turdan daha az. Arkadaşlar şu kenarları bir kere ortak kullanıyor. şunları bir kere ortak kullanıyor değil mi? Buraları hiç hesaba katmayalım. Ekstra kullandığı yer neresi? İkinci birinci turda şu toplam yol kaç yapıyor arkadaşlar? 50 ile 150'nin toplamı. Birinci turda 200 gitti böyle. Çünkü buraları gitmişti. İkinci turda ne oldu arkadaşlar? Şöyle şöyle gitti. Hmm. Şöyle şöyle gitti. Tamam. Böyle böyle gitmesi de ne oluyormuş? 30 metre daha az yol yürüyormuş böyleyken. O zaman şu ikisinin toplamı kaç yapacak arkadaşlar? Şu ikisinin toplamı da 120 yapacak. Tamam. Şurada bir benzerliğimiz vardı değil mi bizim? Benzerliğimiz neydi? 1'e 3'tü. Çift çizgini 150. Aa tamam işte burası da 40 ya. Burası 110 değil mi gençler? Çünkü tamamı 150 olduğundan dolayı 110. E o zaman şu ikisinin toplamı tekrar söylüyoruz. Bakın şu ikisinin toplamı 200 değil mi? Evet şu ikisinin toplamı da ne olmak zorunda? 200'den 30 daha düşük olmak zorunda. 200 eksi 30'dan kaç yaptı arkadaşlar? 170 yapmak zorunda. Hocam burası 110 sa 170 yapması için buraya kaç kaldı? 60 kaldı. Güzel bir soruymuş ha bu arada. Devam benzerlik. Hocam iki üçgen benzer ya benzerlik oranında kaçtı? 3 kat değil miydi? Hocam karadım maçının karşısı 60 sa karadım karşısında karşısı kaç olur? 180 olur cevap denizli olur. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Şurada sanki bir karışıklık oldu. Bir daha tekrarlıyorum. Öncelikle bak baştan yapıyorum şunu. Baştan 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 şöyle gösteriyorum. Hiç. Tamam anlayanlar gitsin. Anlayanlar gitsin. Ben en baştan bir daha yapıyorum. Öncelikle bir açıları yazdık. Açıları yazınca noktaya nokta çıktı. Noktaya nokta çıkınca da ne oldu arkadaşlar? Ee, ortak açı ve üçüncü açıları değiştirdik. Eyvallah. Sonra benzerlik yakaladık. Noktanın karşısı 40 ya noktanın karşısı 120. Sonra dedik ki 1'e 3 oran var. Çift çizginin karşısı 50 ise çift çizginin karşısı 150'dir. Dolayısıyla buraya kaç kaldı? 110 kaldı. Sonra şunu okuyorum. İkinci turda birinci turdan 30 metre daha az yürüyormuş. Hocam şuraya baktığımız zaman şu yollar her ikisinde de ortak. Hani şu AB ve BE. Çünkü birinci yolda şöyle devam ediyor. ikinci yolda nerede devam ediyor? Şöyle devam ediyor değil mi arkadaşlar? E o zaman böyle devam ettiği zaman 200 gitti. Böyle devam ettiğinde de şu kadar devam etmiş oluyor. İşte ne kadar devam etmiş oldu? 200'den 30 metre daha az yoluyormuş. O zaman böyle devam ettiğinde 200 ya. Böylesinde 30 metre daha az yol yürümüşse toplamı 170 yapması lazım buranın. Hocam burası 110sa buraya ne kaldı? 60. 2 üçgendeki benzerlikte 1'e 3 olduğundan karada açının karşısı 60sa kaldırım açının karşısı da 180 çıktı dedik ve cevaplı işaretledik. İki de vardı ardı atladık ya anlattık ama olsun arkadaşlar. Bir yerde sanki bir karışıklık sezdim ondan dolayı böyle tekrar etmek istedim arkadaşlar. Devam edelim. Cevabımız 36. sorunun cevabı Denizli yaptı. Geldik 37. soruya. Ağırlık merkezi K. Ya ağırlık merkezi dediğimiz neresidir arkadaşlar? Bu dikdörtgenin köşegenlerinin kesim noktasıdır değil mi? Dikdörtgenin köşegenlerinin kesim noktasıdır. E madem bu dikdörtgen halindeyken köşegenlerin kesim noktasıysa hocam şunlar bak şu parçada aynı şekilde şu şu parçada şu parçada eşit midir? Eşittir. Ha tamam. Şu dikdörtgen tamamlandı. Yani şurası şurası ve şurası eşit oldu. E Katlamada üst üste binen kenarlar eşit olacağından burası da mı eşit oldu? Evet. Aa ne çıktı burada? İkiz kenar. 25 ise burası da nedir? 25. Hocam. iki iç açının toplama. bir dış açıdan burası 50 mi oldu? Evet. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olacağından bak katlanmış hale. Şu üç bu buraya geldi ya. Üst üste binen açılar eşit olacağından 50 ise burası da 50 değil midir? Aynen öyle. E hocam buradaki açılar da birbirine eşit olacak ve toplamları yine ikisinin toplamı 50 olacağından bunlar da 25-25 yaptım arkadaşlar. Yaptı. E hocam bak 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 ne var burada? Bunun tamamı 90. 25 25 daha. Burası 50 ise buraya kaç kaldı o zaman? 40 derece kaldı. 37. soru E Dremit yaptı. Geldik 38'e. Katlanarak 7, 7 dikdörtgensel bölgeye ayrılan bir kağıt bir masa üzerine şekil birdeki gibi düzlemsel olarak açılıyor. Evet düzlemsel olarak açılmış. Sonra diyor ki kağıdın bir kenarı bırakıldığında yatay uzunluk Diğerleri verilen bölgeler şekil 2'deki gibi dik kesecek şekilde oluyormuş. Dik kesecek şekilde oluyormuş. Gençler burası 5 burası 12 Oo, burası ne oldu 13. Hmm. Şurası sabit tamam. Şurası sabit bak burası sabit. Böyle kıvrıldı. Burası 13 oldu. Sonra burası da sabit. Bak burası da sabit. Burası da 15'e 17 ve dik olacak şekilde 15'e 8 özür dilerim. 8 15 17'den burası da 17 oldu. Burası da sabit. B noktası biraz geriye geldi. Ne diyor bize? Son durumda yatay uzunluk değerleri verilmeyen bölgeler masa üzerinde kaldığına göre kağıdın A ve B köşeleri arasındaki mesafe kaç birim azalmıştır? İşte şu kadar azalmıştır arkadaşlar. Bunu bulacağız. Ha hocam, önceden bak 5 ve 12 17 birimken <laughs> şuraya kadar. Hocam buraya kadar ne oldu? 17 birimken 13 birim oldu bak şu uzunluk ne kadar fazlalaştı? 4 birim fazlalaştı. Yani 4 birim geriye geldi arkadaşlar. O zaman 4 birim geriye geldi. Eyvallah. Şimdi bunlar sabit ya. Burada da baktığımız zaman burası önceden ne kadar birimdi arkadaşlar? 23 birimdi. E 23 birim Şimdi ne oldu? 17 birim oldu. 23'ten 17'ye gelince kaç oluyor arkadaşlar? 23'ten 17'ye gelince 6 mı? 6 birim de buradan geriye gelmiş oluyor o zaman. Çünkü 23 eksi 17 6 yapıyor. E toplamda da kaç birim geri gelmiş oldu? 10 birim geri gelmiş oldu. Böyle yapabilirsiniz. Birincisi bu. İkincisi de şu. Şu sabit olan yerler arkadaşlar A, B, C dersiniz. Bak şunlar böyle sabit ya. Bunlar böyle masanın üstünde kalıyor. Sonra şöyle dersiniz. Hocam burası 17. Burası da 23. Sonra toplarsınız. A, B, C artı 23 artı 17. Burasına eşit. Sonra burada da toplarsınız şurayı. Hocam işte A, B, C artı 13 artı 27. Evet şunu da şunu çıkarttığınız zaman onu bulursunuz arkadaşlar. İkinci bir yolda bu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ama direkt belli. Hocam 17 iken 13 oldu. 4 sola geldi. Toplamda 23 iken 17 oldu. 6 birim geri geldi. Toplamda 11 birim geri geldi dedik. Ve cevabı ne bulduk? Edremit bulduk. Hemen işaretleyelim o zaman. Evet kaçıncı soru? 38. sorunun cevabı Edremit oldu. Geldik 39'a. Katı cisim sorusu. Ayrıtları işte ABC olan bir prizmanın yüzey alanı kenarları ikişerli çarp ne yapıyoruz? Bir de ile çarpıyoruz arkadaşlar. ABC'yi ikişerli çarpıyoruz. Yani şöyle göstereyim ben size. ABC ya. Hocam bunu AB'yi ikiyle çarp diye bunu çarparım ikişerli çarpımları şöyle. Bak şu ikisi AB sonra bu ikisi BC sonra şu ikisi AC bunları topluyoruz bir de ile çarpıyoruz arkadaşlar. Neyse devam. Emrah'a ayrıtları 3, 4, 5 birim olan dikdörtgen pirizma biçimindeki kutu ile ayrıtları 4, 5, 6 ve 4, 5, 6 birim olan dikdörtgen pirizma biçimindeki kutuyu birer yüzeyi çakışacak şekilde hangi yüzeyler çakışır arkadaşlar? Bir 3, 4, 5 bir de 4, 5, 6 hangi yüzeyler çakışıyor? 4 ve 5'li yüzeyler mi çakışır bir tek? Aynen öyle. Hocam 4 ve 5'li yüzeyler çakışırsa o zaman iki tane prizmayı üst üste koyuyorum arkadaşlar. Hangi yüzeyler çakıştı? 4 ve 5'li yüzeyler çakışırsa o zaman 4 5 bir tanesinin yüksekliği kaçtı? Şuraya bakacak olursak 3'tü. Bir tanesinin yüksekliği kaçtı arkadaşlar? 6'ydı. O zaman yeni oluşan cismimiz ne oldu arkadaşlar? Yeni prizmanın yüzey alanı isteniyor. Bir kenarı 4, 5 ve 9 mu yaptı? 4, 5 ve 9 yaptı. İşte bizden bunun alanı isteniyor. Nedir bunun alanı gençler? yukarıda demiş zaten. Şu ikisinin çarpımını 2 ile çarpacaksınız. 4 kere 5 20. 2 ile çarptın 40 artı. 5 kere 9 45. Bir de 2 ile çarptın 90 artı. 4 kere 9 36. 2 ile çarptın 72. Kaç yapıyor? Galiba 202 yapıyor. Evet cevabımız 202 yaptı. 39. sorunun cevabı böylelikle. Edremit oldu. Ve geldik 40. soruya. Son sorudayız arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Dondu burası. Heh, devam. 40. sorudayız arkadaşlar. Ne demiş 40. soruda? Birim kareli kağıt önce D1 doğrusu boyunca katlanıp K noktasının ıslak mürekkebinin diğer taraftaki K1 noktasında iz bırakması sağlanıyor. Evet ben bunu D1 boyunca katlıyorum. Hop buraları bir yerlere geliyor K noktası. Sonra K1 oldu burası. K1 sonra da açılmamış kağıt. Sonra da açılmış kağıt. Bunu kendim açıyorum. Burada iz bıraktı ya bu tarafta bir yerde. D2'ye göre katlamasını alıyorum. İşte K2 izi de bırakıyormuş. K1 noktasında da K2 yazı bırakıyormuş. İşte bu K2 iziyle ilgili nedir? Neresidir? İşte ABC noktalarının birinin üzerinde mi ya da işte bu ikisinin arasında mı şu ikisinin arasında mı diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet ben şimdi ne yapacağım burada? Arkadaşlar K noktasının bu doğruya göre katlamasını alacaksam bu doğruya göre simetriğini alacağım demek değil midir? Bu doğruya göre simetriğini almak ne demek? Bir noktanın bir doğruya göre simetriğini almak demek. Hocam dik olacak ve şunlar birbirine eşit olacak. Ee, K noktasından bu doğruya çizilen diki bulacağım. Öncelikle bu doğrunun eğimine bakacağım. Tanjant alfaya bakarız kardeşim. Var mı burada tanjant alfa hocam? Şöyle bir dik üçgen var. Bunun tanjantı nedir? Baktığım zaman 4 bölü 3. Oo, bu 4 bölü 3. Sağa yatık 4 bölü 3 ise bunun eğimi 4 bölü 3 ise bunun eğimi ne olacak arkadaşlar? Buna dik olan doğrunun eğimi. Buna dik olan doğrunun eğimi m2 de eksi 3 bölü 4 olmak zorunda. Negatif olması ne demek? Sola yatık olmasından dolayı anlamına geliyor. Hemen bunları sildim. Arkadaşlar eğimi eksi 3 bölü 4 olan 3 bölü 4 olan bir doğru çizeceğim arkadaşlar. Tam da buraya denk geliyor. Niye? Bak bunu çizdim. Ee, bunun eğimi şuradaki dik üçgene bakacak olursanız arkadaşlar. Bak 3 bölü 4. Bak x ekseniyle yaptığı açıya bakacaksınız. Sola yatık olacak. 3 bölü 4 yani eksi 3 bölü 4 oldu arkadaşlar. Yine aynı şekilde devam edeceksiniz. Burası dik ya buna göre simetriğini alacaksınız. Yine 3 bölü 4 şeklinde devam edeceksiniz bunu. Tam olarak buraya mı denk geliyor arkadaşlar? Evet. 3 bölü 4 simetriğini alacaksınız. Dik ve şu şekilde gidecek. Aa, buraya denk geldi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi de şu doğruya göre simetriğini alacakmışız. Alalım bakalım bu doğruya göre simetriğini. Bu doğruya göre simetriğini alırken de ne yapacağız gençler? Şimdi bu doğrunun eğimine bakacağız. Bu doğrunun eğimi nedir gençler? Şöyle baktığınız zaman bu açının tanjantı. Hocam 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Sola yatık 1 bölü 2 ise Diğer doğrunun eğimi. Bu doğrunun eğimi da ne olmak zorunda arkadaşlar? M3 diyelim buna da. 2 olmak zorunda. Çünkü eksi 1 bölü 2'yi ters çevirip bir de eksiyle çarpacağız. Eğimi 2 olan. Hocam sağ yatık hop şöyle. Eğimi 2 bak 2 bölü 1. Ve dik aynı şekilde 2 bölü 1 şeklinde gideceksin. 2 bölü 1. Çünkü simetriğini aldığın için. Tam olarak nereye denk geldi arkadaşlar? Tam olarak da B noktasına denk gelmiş oldu. O zaman cevabımız B noktası oldu. Yani cevap Cihan oldu. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Ve böylelikle deneme kaçı bitirdik arkadaşlar. Unutuyoruz çözerken. Deneme 4'ünde çözümü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda deneme 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.